Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum dedi. İzmir'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı. Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki COVID-19 izin süresi uzatılacak. Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Meclisi'nin yabancılara uygulanacak nikah ve su ücretlerine yönelik kararına ilişkin soruşturma başlattı. Türkiye'de son 24 saatte 365.412 COVID-19 testi yapıldı. 28.170 kişinin testi pozitif çıktı. 208 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Cepar, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 31 Kırım Tatar Türk'ünün gözaltına alındığını duyurdu. Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte tespit edilen 30.454 yeni vakayla Ağustos'tan bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Hollanda Sağlık Hizmetleri Kurumu, ülkedeki 73 hastanenin 14'ünün yatak kapasitesinin dolması sebebiyle yeni tip koronavirüs hastalarına gerekli tedaviyi veremeyecek durumda olduğunu açıkladı.